Resulullah vefat etti. Hazreti Bekir 2 sene halife oldu. Hazreti Bekir'in halife olmasıyla Yemen bölgesinde bir takım kabileler devlete baş kaldırırlar. İşte Selemet-i Kezzab, Secah, Esrlan, Sövbenzeri kişiler kabilelerin başına geçerek Medine'de İslam devletine karşı bir İslam hareketi başlattılar. Hazreti Ebu Bekir zamanında Hazreti Halid bin Velid komutasında gönderdiği ordu bunlar hakkında geldiler. Yalnız bizim yine Siyer İslam tarihi ve benzeri kitaplarda, özellikle kitaplarında işte onlar mürtet oldular. Onun için Hazreti Ebu Bekir mürtetlerle savaştı. Dinden döndükleri için onları cezalandırdı ve böylece o fitne söndürüldü şeklinde anlatılır. Bu doğru değil. Nitekim Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bu konuyu tartışırken Hazreti Ömer itiraz ediyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki "Men kâle la ilahe illallah atama minni demehu ve mâlehu ve arzâ." Yani la ilahe illallah diyen bir kişiye karşı savaşılmaz. Çünkü la ilahe demekle malını, canını koruma altına almış olur. Onun için biz bunlara karşı savaşamayız. Yani bunlar la ilahe illallah diyorlar. Sen bunlara karşı ordu gönderemezsin anlamında. Hazreti Ubekir de diyor ki vallahi bir ambere verdikleri bir ilk parçasını bana vermezlerse yahut namazla zekatı birbirinden ayırırlarsa ben onlarla savaşırım diye. Hazreti Ubekir bu sözünden de anlıyoruz ki onların üzerine ordunun gönderilmesi yahut onlarla savaşılmasının sebebi bu insanların müstahat olmaları değil, devlete karşı isyan etmeleri ve zekatı vermeyi reddetmeleridir. Medine'deki İslam devleti otoritesini reddedip orada bir isyan hareketi başlatmalarıdır. Onun için Hazreti Ubeyd'in onlarla savaşması dediğim gibi dinden döndükleri için değildir. Niye? Çünkü dinden dönmenin cezası ölüm değildir İslam'a göre. Bizim fıkıh mezheplerine göre işte genel anlayışımızda dinden dönen mürtedin hakkı yoktur. Men beddele dinehu fakruhu. Dini kim değiştirirse öldürünüz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ falan diye başlayan buna benzer ayetler vardır. Kim dininden dönerse ahirette onun için şöyle şöyle ceza vardır diyor. Dünyada maddi herhangi bir ceza Allah-u Teala hiçbir mürtedler için. Peki bu rivayet var, Kur'an-ı Kerim de böyle diyor. Şimdi ölçü olarak ne yapacağız? Ölçü olarak elbette Kur'an-ı Kerim'i alacağız. Çünkü din Kur'an'dır. Ben tekrar söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de mürtetleri öldürünüz diye bir hüküm yoktur. O zaman bu dini değiştiren nedir? Bu dini değiştireni öldürün rivayetinin aslı astarı şudur. Birisi, Müslümanlara karşı isyan eder ve kafirlerin, Müslümanlarla savaşan kafirlerin tarafına geçerse, bunlarla da Müslümanlar savaştığı zaman ya bu Müslümandır, şu bu falan deyip onun öldüreceğini söylüyor. Yani İslam yönetimine karşı bu kişi siyasi isyan başlatmış, toplumda fitne ve fesada sebep olmuş, kafirlerin safını geçip Müslümanlara karşı savaşmıştır. Onun öldürülmesini söylüyordur. Yoksa durup dururken insanlar kendi iradeleriyle bu dine özgür olarak girdikleri gibi kendi iradeleriyle yine özgür olarak dedikleri zaman çıkarlar. Hiç kimse bunları ne inançlarından dolayı esir alabilir ne öldürebilir. Yani İslam insanları esir almak için gelen bir din değildir.